teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Aynı şekilde efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Ekran başındaki sevgili seyircilerimize de efendim güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Günün geri kalan kısmı çok güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Huzurlu ve sağlıklı olun diyorum ve haftanın ilk gerçeğin peşinde programı başlıyor efendim. Efendim adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız bizimle birlikte. Avukatımız Ayşe Üstünel Dağdelen bizimle birlikte. Ve diğer konuklarım herkese iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili seyirciler hemen Salim Gadiş, İbrahim Tuluk cinayet dosyalarını biliyorsunuz iki cinayet çıktı bir cinayet peşindeyken. Hemen açıyorum ve şöyle söyleyeyim size. Bu iki cinayeti bir araya getiren unsurları daha önceki programlarımızda defalarca konuştuk. Salim Gadiş 43 yaşında 9 balta darbesiyle öldürüldü. Ardından bir baktık 10 yıl önce bir cinayet daha işlenmiş bu köyde. 15 yaşında İbrahim Tuluk da benzer şekilde öldürülmüştü derken altından bambaşka bir cinayet çıktı. Öldürülme şekli anlamında söylüyorum. Peki programımızda daha önce yaşanan gelişmeleri özellikle Perşembe günü yaşanan gelişmeleri bir ekrana getirelim. Sonrasında bu konularda konuşacak çok fazla şeyimiz olacak. İbrahim Tuluk bir cinayete kurban gitti. Bir 10 yıl daha geçti. Salim Gadiş cinayete kurban gitti. Bu çifte cinayet var ya, Salim Gadiş ve İbrahim Tuluk cinayeti. Onunla ilgili neredeyse konuşulmadık hiçbir şey kalmayacak. İbrahim'in otopsi raporları hocamızın eline ulaştı. İbrahim silahla öldürülmüş. Bir kesici alet, ezici alet yani balta bıçak benzeri bir şey kullanılmamış olayda. Bir tabanca veya tüfeği de olabilir. Ateş edilmiş ön yüzüne doğru ve muhtemelen o yaralı haliyle kaçmaya çalıştı. Sonra yakın mesafeden arkadan adeta infaz gibi av tüfeğiyle ateş edilmiş ve kafatası tamamen parçalanmış. Yani 5-6 metre öteden kafatası parçaları toplanıp birleştirilmiş kafa. Şu anda biliyoruz ki artık bu iki cinayetin işleniş biçimi farklı. Bu biraz intikama daha çok yönlendiriyor bizi. Birisi o çocuğu oraya çekti. Bunlar Kerim'le kaybolmadan 1-2 gün önce bir tavşan avına çıkmışlar. Muhtemelen gene bizim çocuğu da bu şekilde tavşan avı niyetinde götürüp de acaba diyorum bu gene bir intikam amaçlı bizim yaptığımızı düşünerek bu çocuğu oraya Kerim aracılığıyla çektirip niye Kerim? Niye Kerim kiralık katil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim baba. Başkası olamaz mı? Babanız ne zaman cinayete kurban gitti? 89-39 oluyor 2019. 15 sene geçiyor. Bu kez İbrahim Tuluk bir cinayete kurban gidiyor. Sizin aileden herhangi birisi karşı tarafa herhangi bir kötülükte bulundu mu? Hayır, kesinlikle. Tuluk ailesinin kan davası güttüğü ya da karşı tarafın kan davası güttüğü bir aile var. O aileden 4 kişi üzerinde şüpheler yoğunlaşıyor. Murat kendine sarak öldürdü. Bu vicdan azabından da olabilir o zaman. Azmi Tuluk bu cinayetlerde neden şüpheli? Azmi Tuluk'la yapılan mülakat esnasında şahsın yaşadığı evin bahçesinde bir balta olduğu görüldü ve konu Cumhuriyet Savcısına iletildi ve talimatıyla incelenmek üzere muhafaza altına alındı. İbrahim Tuluk'un öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabileceğinden bu cinayeti işlemiş olabileceği değerlendirilmektedir deniyor. Salim ve İbrahim cinayetinin peşindeyiz. Evet, Salim Gadiş kiminle husumetliydi? Neden 9 balta darbesiyle öldürüldü? Peki 15 yaşındaki İbrahim kiminle husumetli olabilir ki gerçekten o da feci şekilde öldü? Ama biz bunu Perşembe günü konuşurken aslında adli tıp raporundan çıkan sonuç şuydu. Hayır, İbrahim Salim Gadiş'le benzer şekilde öldürülmedi. Bambaşka bir şekilde öldürüldü. Hocam orayı tekrar bir konuşmamız gerekecek galiba. Tabii. Salim Gadiş bir balta veya nacak, kesici ezici alet dediğimiz hem kesme hem ağırlığı olan bir aletle 9 defa kafasına ve boynunun yan taraflarına vurularak öldürüldü. Çok vahşi bir şekilde.
İbrahim Tuluk ise iki ayrı silah da olabilir, tek bir av tüfeği de olabilir. İçinde kalmadığı için, cesette bulunamadığı ve etrafta da bulunamadığı için bilinmiyor. Ama üç el ateş edildiği kesin. Üç el ateş edilerek ve kafatası tamamen parçalanarak öldürülüyor. Yani ceset bulunduğunda kolları yok. Biz onu ilk önce hani otopsi raporu elimizde olmadığı için kesilmiş gibi algılamıştık ama yani hayvanların parçalayıp uzak bir yerlere götürüldüğü, oradan bulunduğu anlaşılıyor. Çünkü kesik izi yok diyor otopsi raporunda o kemiklerde. İkisi de vahşi şekilde ve ikisi de kafası parçalanarak ölüyor ama bunun dışında bir ortak nokta yok. Bir başka cinayetle ortak noktayı size söyleyebilirim bu noktada. İbrahim Tuluk'un babası Dilaver Tuluk 1989 yılında akraba olan Nuri Tuluk tarafından öldürülüyor. Ve Nuri Tuluk cezaevine giriyor. 3 sene sonra çıkıyor cezaevinden. Fakat daha sonra Nuri Tuluk 1999 yılında Dilaver Tuluk'un öldürmesinden 10 sene sonra bir hayvan alım satımı yüzünden yine bir cinayete kurban gidiyor. Kendisi ateşli silahla öldürülüyor ama bunun yanı sıra kafası yakılarak da cinayet sonlandırılıyor. Dolayısıyla orada da bir yüze ve kafaya bir şey var, saldırı var. Doğru mu hocam? Sadece aynı öldürmek şekilde değil. Bir köprü altına atılmış ceset ve bir ay bulunamamış, bulunduğunda ileri derecede çürüme ve kurtlanma var. Yani İbrahim Tuluk da bir ay aynı süre, dikkat edin, bulunmuyor. Aynı şekilde çürüyor ve işte kurtlanıyor tabii süre dolayısıyla. Ve aynı şekilde kafaya yönelik vahşice saldırı var. Şimdi Tuluk ailesinin kan davalıları tarafından, birisi tarafından mı bu cinayet işlendi? B, aslında birisi bu cinayeti işledi ama kan davalı olduklarını biliyordu. O karşı tarafı algısı yaratmak için böyle bir ölüm mü düzenlendi? Şimdi iki ailede de, bu iki cinayette de şüpheliler var, sayıları var ama bir kişi var ki Kerim'se, o iki ailenin de ortak şüphelisi. Muhammed, neden Kerim'se'nin abisinden de bir ara söz ettin sen? Evet. Niye? Çünkü yaş itibariyle tek başına yapabileceği bir iş değildir o. Çünkü kafatasında bir mermi söyleniyordu. Ta o zaman cesetin başındayken söylüyordu bunu karakol komutanı. Ve mevki olarak uzak bir bölge olduğu için tek başına gidip de orada o çocuğu kurtarabilecek gibi bir durumu yok. Ancak yanında birileri gene söylemiştim, bir akıl hocası veyahut da bunu yönlendiren birileri vardı. Bu da olsa olsa abisi olurdu. Başka kimse gelmiyor aklıma. Peki şimdi bu Kerim Seyin'in iki tane abisi var değil mi? Evet. Birinden gayet iyi söz ediyorsunuz. Diğer Erol S'den bahsediyorsunuz. Evet. Erol S ile Kerim S arasında kaç yaş var? Yani kaç yaşlarındadır? Yaklaşık gene 7-8 yaş vardır. 7-8 yaş var. Yani Kerim S sizin kardeşinizin cinayete kurban gittiği tarihte 17 yaşındaysa, şuraya Erol S'yi de yazıyorum öyleyse. Erol S 17-25 yaşlarında falan olması lazım. 24-25 yaşlarında. Peki siz bu nedenle hem Kerim S'nin bu cinayeti tek başına işleyemeyeceğini düşündüğünüz için hem de Erol S'nin aile içinde yine agresif ve sinirli, kavgacı bir yapısı olduğu için ondan ondan da birlikte hareket etmiş olabilirler diye bir şüpheniz var. Kadir, sizin de Salim Gadiş cinayetiyle ilgili hep şüpheliniz Kerim S ya. Erol S'yi nasıl bilirsiniz? Tek şüphelimiz o değil. Onu da söylüyoruz zaten biz Serap Hanım. Ne diyorsunuz? Bir daha söyleyin. Ablacığım, Erol... bizim tek şüphelimiz o değil şimdi. Bunun sürekli abisiyle beraber hareket ediyor ya bu Kerim. Biz orada bulunan sigaradan ya da pet şişeden zaten DNA örneği istedik Erol'dan da. Erol'dan da şüpheleniyoruz biz. O zamanlar çünkü bu da köydeydi. Ama onun DNA'sı alınmadı. Alınmadı. Yani siz peki... zaten. Siz aynı 10 yıl sonra aynı şekilde bir cinayet işleniyor köyde ve aynı abi kardeşten şüpheleniyorsunuz. Evet. Evet. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Kadir şöyle bir şey demişti. Bu Kerim ve abisi Erol'un çok yakın bir akrabası zannediyorum amcaoğulları yakın bir zamanda, bu sefer köyde değil ama farklı bir yerde, gene evet, ufak evet. bir çocuğu doğrayarak öldürmüştü.
Evet. Ve şu anda hapisteydi bu mesele yüzünden. Ya bu, evet, bu da çok enteresan. Aynı aile. Onun doğramak, yok, parçalamak ve çocuk yaşta bir kişi. Yine yüze kafaya saldırı. Kafaya. Yüze saldırı. Evet, ağzından kafaya falan kesip. Peki Erol, Erol S'nin bu cezaevinde olması lazım bu durumda. Cezaevine girdi mi? O sözün Erol değil, parçalayan Erol değil. Amcalarının oğlu. Amcalarının oğlu. Şu an zaten amca içeride o. O da amcaların oğlu. Kerim yani bu Erol'un daha önce cezaevine girmişliği, sabıkası. Hayır, evet, bizim çocuğun yüzünden Kerim girmiş hikaye dediler. Biz öyle duyduk. Hayır, sizin çocuğun yüzünden değil. Salim Gadiş cinayeti Salim yüzünden cezaevinde kaldı. Ama bildiğiniz bu Kerim S'nin dışında abisi Erol S'nin bildiğiniz bir olayı var mı? Bir hırsızlık olayı vardı onun zaten köyde. Onunla ilgili herhangi bir tutana tutulduğumu bilmiyorum. Veya birilerinin hambarından buğday çaldı falan söyleniyordu. Ama bir cinayet işlemedi bugüne kadar. Yani bir cinayetten cezaevine girmişliği falan yok. Evet. Doğru mu? Peki Erol S de Kerim S'nin abisi ve sizin şüpheli listenizde. Şimdi bu tarafa baktığımızda kan davalı olduğunuz bir aile var. Orada şunu tekrar sizlere hatırlatmam lazım. Bu kan davalı oldukları ve Nuri T. daha sonra bir cinayete kurban gidiyor. Oğlu var Murat T. Onun oğlu yine Azmi. Bir de babaları Şerif var değil mi? Şerif T. Şimdi Murat T. İbrahim Tuluk cinayetinden 4-5 sene sonra intihar ederek canına kıyıyor. Şerif T. hastalanıyor, vefat ediyor normal yollarla. Azmi T. şu anda 40'lı yaşlarında ve şizofren. Ve amca Mehmet T. var. Şimdi bir tane bizim bir gizli tanığımız vardı. Onun ifadesi şöyleydi jandarmada. Demişti ki bir kadın benim Kerim S ile konuşmamı istemedi. Çünkü birkaç sene önce 13-14 yaşlarında bir çocuk kayboldu. Onu ormanda birisine teslim etmiş. Sonra da bana gelip işte bana bir şey olur mu dedi gibi. Şimdi eğer Kerim S İbrahim Tulu ormana götürüp birisine teslim ettiyse A Erol S'ye mi teslim etti? Kendi abisine mi? B Murat T. kan davalı oldukları ve sonradan cinayete kurban giden Nuri S'nin oğlu Murat'a mı teslim etti? Şerif T. o zaman 80 yaşındaymış. Onu pek göz ardı ediyoruz. Azmi T. bir de amca Mehmet var. Değil mi? Bize de bağlandı. Fakat Mehmet T. dedi ki ben Azmi ve Murat o tarihlerde çocuğun kaybolduğu tarihlerde Ankara'daydık. Orada bir şirkette çalışıyorduk. O şoförlük yapıyordu vesaire. Bunu da dedi 40 kişi neredeyse tanık oldu. Dolayısıyla onları da bir çıkarmak gerekiyor bu aşırı yani şüphelilerden. Peki geliyorum sizin aileye. Amcanız Sefer alıyor annenizi İbrahim'le beraber Samsun'a köye gidiyor. Sonra birdenbire İstanbul'a dönüyor. Doğru mu? Evet. Sonra kardeşin kayboluyor Muhammed. Onu haberi alınca tekrar köye geliyor. Peki sonra İstanbul'a tekrar dönüyor mu? Çok önemli bir işi mi var İstanbul'da? Sonra çocuk kaybolduktan sonra haber alınca geliyor zaten İstanbul'dan. Bir ay boyunca amcamla birlikte arıyoruz. Arama işlemlerini zaten köyde abim yürütüyor bir kısmını. Diğer köy dışı işlerini de biz yürütüyoruz. Amcam, ben, Ercan abi, Hasan abinin oğlu falan. Bir ay boyunca arıyoruz. Gene muhtarın da belirttiği gibi hani bir telefonla çağrılıyoruz biz ormana. Ve kardeşimi o şekilde orada bulmuş oluyor. Ve cenazeyi kim buluyor? Şüpheli Kerim S'nin babası. Babası buluyor. Bir ay sonra. Tam bir ay sonra. O muhit eğer o bölgede çobanlar sık sık girip çıkıyor olsaydı bir ay boyunca o cesedi göreceklerdi zaten. Tabii. Çobanların çok sık girip çıkmadığı bir yer diyorsunuz herkes, doğru mu? Evet. Bir tek Kerim S'nin babası oraya hayvanlarıyla giriyor ve girdiğinde de İbrahim'in cansız bedenini, artık beden denebilirse ona tabii, cenazesini buluyor. Bu konuyu da şöyle bir kenarda tutun diye söylüyorum. Buyurun hocam. Bir de Kadir Kerim S'nin babasının çok enteresan bir ifadesi var. Hani nereden tanıdı konuşması geçmişti geçen programlarda.
ifadesinde diyor ki ben bir ay önce de görmüştüm. Aynı kıyafetler vardı, o yüzden görünce hemen tanıdım. Yani bir ay önce gördüğünüz bir kişinin de üstelik en son ben görmüştüm ifadesi de var. Kıyafetlerini tanımak hani çok alışıldık bir şey midir? Çok yakınınız olmayan bir kişinin zor. Kendi kıyafetinizi hatırlayamazsınız. Evet, yani bir ay geçmiş aradan. Bu arada Kerim'in babasının ne şekilde öldüğünü merak ediyorum Serap Hanım. Normal yolla mı öldü? Yoksa... Kalp krizi galiba. Kalp krizi de öldüğü söylendi. Peki. Peki. Şimdi bazı isimleri o dönemde bulundukları yerleri, konumları kanıtlayabildikleri için göz ardı ediyoruz burada. Peki sizin aileden bir tek Sefer amcanız mı var erkek olarak? Daha var amca. Bir amca bir daha. Bir amcamız daha var. O kim? Mehmet. O nerede yaşıyor? O da köyde. Köyün alt kısmında kümesleri var. Köyde yaşıyor. Peki olay günü o neredeydi? Kardeşinizin kayboldu. Biz köyde değilim. Bilmiyorum nerede olduğunu. O da köydeydi muhtemelen. Köyde duruyorsunuz. Köydeydi muhtemelen. Yine kucu boyuna. O pek köyde. Çalışmaya dışarı çıkmaz. Çıkmaz dışarıya. Şimdi amcam bizim yanımızda çalışıyordu. Gebze'de çalışıyordu. O geldiğinde tekrar İstanbul'a öbür amcamın, Mehmet amcamın oğullarının yanına geçti. Yani tekrar bizim yanımıza geri gelmedi yani. Peki İsa, Mehmet amcandan bahsediyorsun. Peki sizin aileden şüpheleniliyor ya amcalar, diyelim ki Sefer amcan İstanbul'a gelmişti. Mehmet amcanızdan şüphelenilmedi mi? Yok. Aileden birilerinden şüphelenildi diyorsunuz ya. Hepimizin ifadesine başvuruldu diyorsunuz ya. Hı-hı. Mehmet amcanızdan şüphe duyulmadı mı? Duyulmadı. Onunla ilgili duyulmadı diyebiliyorum. Şimdi ifade olarak genel olarak alındı. Hani amcalarım olsun bizim olsun. Genel olarak köyün bütün ifadelerine başvuruldu. Hı hı. Ama işte görgü tanıklarının ve verilmiş olan ifadelere göre bu sefer Kerim'e yüklenildi. Peki siz Kerim'in o gün eğer gerçekten o ifade doğruysa İbrahim'i birisine teslim ettiyse. Çünkü iki gün önce Kerim S ile birlikte İbrahim'in tavşan avına çıktığı söyleniyor. Eğer gerçekten bu doğruysa iki gün sonra Kerim'e hadi yine tavşan avı de de İbrahim'i oraya çek. Kim söylemiş olabilir? Kime teslim etmiş olabilir? Ya o dönem Azmi ve Murat'ın akli dengeleri yerinde olduğunu düşünürsek yani bu babalarının öldürülme şekliyle ilgili bizim kardeşimizin öldürülme şekline bakılırsa hocamın da dediği gibi bir intikam meselesi olabilir mi? Tabii onlar da gelmiyor değil aklımıza. Yani o cinayeti sizin işlediğinizi düşünerek aslında o kişinin öldürüp ben öldürdüm deyip cezaevine gelen kişinin bir tetikçi olduğunu düşünürlerse bu olayın sizden çıktığını düşünüp Murat T ve Azmi T tarafına da teslim edilmiş olabilir diyorsunuz. Mehmet T de diyor ki onlar benimle Ankara'daydı. 40 tane tanıkları vardı. Onların dışında kime teslim etmiş olabilir? Onun dışında teslim değil de belki birlikte abisi Erol ve Kerim birlikte çıktılarsa oraya tavşana gidelim, tavşan gördüm. Hani onu vuralım, getirelim hesabıyla oraya çıkarıp da orada katlettilerse o da ayrı bir... Demiş daha benim kıza demiş. Bu kendi iradeleriyle mi yoksa yine bir kiralık katil gibi mi çıkmıştılar? Tahminlerimizi söylüyoruz. Tamamen şüphelerden bahsediyoruz. Yani Kerim'in ve Erol'un İbrahim'le bir meselesi olamaz değil olamaz. Mi? Olamayacağına göre meselesi olan birisi bu insanlara tetikçi olarak mı kullandı? Yani muhtemelen şu anda elle tutulur bir somut bir şey olmayınca aklımıza gelen şüpheleri dile getiriyoruz. Ha, belki Azmi ya da Murat bunlar yapmamış olabilir. Belki onların bizim üzerimize düşündüğü gibi biz hani onlar da farklı bir tetikçi tutup da acaba ormana çağırttırıp ormanda mı katlettirdi? Yani bir sürü şüphe var. Şimdi hangi birini sıralasak bilmiyorum. Niye mesela sevgunun kızına? Senin dayın gibi daha da parçalarım diye çocuğum. Şimdi ona da geleceğiz. Evet. Ona da geleceğiz. Bu arada kan davalı oldukları karşı taraftan amca Mehmet Bey, yani yine cinayete kurban giden Nuri T'nin kardeşi telefonda. Mehmet Bey, peki siz bu cinayetle ilgili ne biliyorsunuz? Ya da olayın nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Tahminleriniz neler?
bizim kan davalımızdan başka, Şerifoğlu Mehmet Tuluk'tan başka benim şüphelendiğim hiçbir kişi yok. Allah Allah. Evet. Peki. Yine olay Murat T, Azmi T ve Mehmet T'ye geliyor o zaman. Bak şimdi şöyle bir şey, lafınız bitti mi sizin? Evet, buyurun. Ha. Şimdi zaten Murat Tuluk artık olayları söylemeye başlıyordu yani. O zamanlarda o çocuğu da kaybettiler. Ne diyordu Murat Tuluk intihar etmeden önce? Yani konuşmaya başlıyordu artık. Neler söylemişti? Ya neler söylemişti derken zaten hani biz konuşmuyoruz yani. Fakat olayları açığa verecek diyerekten Allah'ın bildiğini ben kulundan inkar etme şansım yok. Dinleyebiliyor musun? Dinliyorum. Peki Murat Tuluk intihar etmedi mi sizce? Bence kendi kendine intihar etmedi o çocuk da. Yani bu sizin tahmini, duyduğunuz bir şey yok ama etrafta... Duyduğumuz değil, ben tahminimi söylüyorum. Yani Murat Tuluk... Bir zat şimdiki sağ olan Azmi, kendine de sorabilirsiniz. Bundan birkaç sene önce benimle konuşturmaya zoradı. Bir zat ben bunu yine Mehmet Tuluk'tan, Şerifoğlu Mehmet Tuluk'tan şey diyorum. Bu çocuk kendiliğinden bana yanaşıp benden zigara istiyordu, zigara vermek istiyordu. En sonunda teslim edip çocuk Allah razı olsun benden uzaklaştı. Çocuğu bana bile yani şey sataştırmaya yani. Ama bu sataşma gibi üzerime değil. Üzerime gönderdiler yani. Ha, tahminim yani. Yorumum. Yani siz bu tek başına Murat T'nin İbrahim Tuluk cinayetinden sorumlu olduğunu mu söylüyorsunuz? Bildiğini şey diyorum, söylemek istiyorum. Tahmininizi söylüyorsunuz. Evet, tahminimi söylüyorum. Peki o tarihte Murat Ankara'da çalışıyor. Nasıl olacak? Ankara'da olduklarını zannetmiyorum ben. O dönemde şahitleri var dedi. 40 kişi işinin başında olduğuna dair şahit var dedi. Peki kendisinin mi bizzat böyle bir şey yaptığını, yoksa mesela sizin Kerim S ve abisi Erol S'den bu konuyla ilgili bir şüpheniz var mı? İbrahim Tuluk benim abimin çocuğu. Evet. Bak. Kerim, Erol da kız kardeşimin çocuğu. Ben bunlardan nasıl şüpheleneyim? Ya şimdi amca, şimdi burada akraba olmak şüphelenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Şimdi akraba akrabaya da cinayet işleyebiliyor. Şimdi en son çocuk Kerim'in yanına diye gidiyor. Kerim oradan kayboluyor. Kerim diye diyor zaten her gün. Siz Kerim Seyin'in ve Erol'un nesi oluyorsunuz tam olarak? Dayısı oluyor. Öz dayısı. Evet, öz dayısı. İbrahim'in de öz amcasıyım. Yani bir dakika, Kerim'in annesi senin halan mı oluyor? Evet. Ne? O kadar ya. Halamın torunu dedin sen o gün, Rabia'nın halalarının torunu. Halalarından hala, benim çocuklar halası oluyor tabi. Çok yakınlar. Çok yakın. Görümcesi yani. Evet. Yani Kerim S ve Erol S, İbrahim Tuluk'un, cinayete kurban giden İbrahim Tuluk'un halasının oğlu. Evet. Telefondaki Mehmet Bey de İbrahim Tuluk'un amcası. Öz amcasıyım. Kerim ve Erol'un da dayısı. Evet. Evet, özden dayısıyım. Peki bu durumda sadece kan bağı yüzünden hayır ben şüphelenmiyorum mu diyorsun? Gerçekten hiçbir şüphen yok mu onlarla ilgili? Gerçekten hiçbir şüphem yok. Sen oradaki çocuklara bir sor. Benim çocuklarım da var, onların emsalı. İsa'nın, Muhammed'in. Okula gidebilmişler mi ben cezaevinde yatarken Nuri Tuluk öldüğü zaman? Bir sor bakalım senlere. Nuri Tuluk öldüğü zaman siz cezaevinde mi yattınız? Olaraktan 91 gün tuttular. O zaman sen o yanındaki çocuklara, çocukların anasına yemin ver, sor. De ki sizi o çocuklar ne yapıyordu bu Azmi Tuluk'la Murat Tuluk ne yapıyordu diye bir sor sanlara. Hemen soruyorum.
Mehmet Bey cezaevindeyken. Ben de cevaplayayım. Ne yapıyordu o çocuklar diyor. Bunu okula götürürken buna bir taş attım. Buna. Mehmet amcamın oğluyla biz köy içinde dolaşırken bizim kafamıza taş attı. Bahsetmiştim burada. Evet, Azmi attı demişti. Azmi taş atıyor. Yani gelse öldürecek. Biz tallalar aşağı koşuyoruz, kaçıyoruz. Birkaç seferde zaten amcamın oğlu Ahmet'i bir sefer herhalde silah dayamış anında. Mehmet Bey'in oğlu. Evet, seni öldüreceğim. Mehmet Bey, sen bunları biliyorsun işte. Muhammed'in kafasına kocaman bir taş atmış. Senin oğlunun kafasına silah dayamış bunlar. Ama şöyle bir şey de var. Amcam cezaevinde. O süreçte zaten şüpheli gözüyle amcam görülüyor. Evet. Onun kini var. Ama sonradan bir başka kişi itiraf edince amcam aklanıyor, çıkıyor. Çıkıyor. Ama o dönemde zaten amca Azmi hem senin oğlunun kafasına silah dayıyor Mehmet Bey, hem de Muhammed'in kafasına taş atıyor. Yani o yüzden de diyorsun onlardan şüpheleniyorum diyorsun. Bir tek şüphelim onlar, doğru mu? Doğru. Bana soruyorsan doğru. Kafasına silah dayadığında kaç yaşındaydı çocuk? Hocam şimdi hatırlayamayacağım herhalde. Ama küçüktü herhalde, değil mi? Büyük değildi. Yani babasının işlediği bir suç yüzünden oğlunu öldürmeye niyetlenmiş. Bu sabit. Silahı dayamış hocam. Silah. Kusura bakma, hani araya girdiğim için özür dilerim. İlkokul çocuğunun kafasına silah dayıyor. Evet. Evet. Peki Mehmet Bey. Bugün. Bak, müsaade var mı? Buyurun. Bugün bir ev reisi çocuğa silah verip çocuğa, okula giden çocuğa silah dayatabilirse, bu çocuk öldüğü zaman hem benim yerimde olsan kimle şüphelenirsiniz? Peki ama Mehmet Bey, benim yerime koyun. Kendinizi tamam, benim yerime koyun. Haklısın ama İbrahim'in kaybolduğu günde tanıklar var. Kerim'in yanına gittiğini, Kerim'in onu çağırdığına ilişkinde tanıklar var. Yani son görüştüğü kişi de Kerim gibi duruyor bu durumda. Ona ne diyorsun? Sen Kerim'e mi koruyorsun? Olayı benim düşüncem. Sadece olayı sapıtmaya zoruyorlar. Bir de şunu sormak istiyorum. İbrahim bu kişilerle husumetli olduğunuzu biliyordu. Onların lafıyla daha çıkar mıydı beraber? Çıkmaz. Yani birisinin daha götürmesi lazım onları. Evet, o kimdi? Biz onu soruşturmaya. Eğer siz ondan şüpheleniyorsunuz ama onların lafıyla o dağ başına gitmezdi o çocuk. O zaman birisi gel beraber şuraya gidelim dedi ve bunlara teslim etti. Onun için kimden şüpheleniyorsunuz? Evet hocam, olabilir. Hayır bak Mehmet Bey, şimdi o gün Kerim'le dağa doğru gittiğini, Kerim'in ıslık çaldığını, ben Kerim abini çağırdı oraya gidiyorum dediğini gören duyan var. Sen bunu hiç olmamış gibi kabul ediyorsun. Evet. Direkt Azmi diyorsun, Murat diyorsun. Peki Kerim'i ne yapacağız? Yani Ben ne Azmi diyorum ne Murat diyorum. Amcası Mehmet Tuluk. Şerif oğlu Mehmet Tuluk. Bu cinayetin sorumlusu. Bu cinayetin. Bizim dosyalarımızda mevcuttur. Benim çocuğum benim izinim olmadan kimseye taş atamaz. Attı diyen varsa çıksın söylesin. Buyurun Ayşe Hanım. Bu cinayetle ilgili Kerim'in olmadığını ve diğer isimlerin olduğunu düşünüyor. Peki Salih Gadiş'le ilgili ne düşünüyor? Orada bütün şüpheler Kerim. İkinci bir şüpheli bile neredeyse yok yani. Bana göre sadece delillendirme aşamasında yaşanılacak sıkıntılar. Onunla ilgili ne düşünüyor? Bir dayı olarak yeğeniyle hiç konuşmuş mu bu konuyu? Ne anlatmış ona? Bunları merak ediyorum. Evet, duydun mu Mehmet Bey? Nasıl? Salim Gadiş cinayetinde de tek şüpheli neredeyse Kerim'se. Bu konuda cezaevine de yatıyor, sonra elektronik kelepçe takılıyor. O cinayetle ilgili ne düşünüyorsun, ne konuşuldu köyde, ne biliyorsun? Urda kardeşi var, ismini hatırlayamayacağım. Herhalde Salih Gadiş olacak. Salih. Salih olacak. Sadece Salih'in güzelce yine söz ve davranışlarına dikkat edin. Bu cinayeti çözecek olan sadece Salih. Allah Allah. Evet, ben sabaha kadar o çocuğu aradım. Bulunduğu zaman da başındaydım. Bana diyor ki köyün kötüsü bu diyor. Yayından sesleniyorum. Çevreye yani. Bırak, kavağı bırak.
vilayetin çevreye sesleniyorum. Bundan başka bana kötü diyecek varsa ben bu kötülüğü kabul ediyorum. Fakat bu cinayet sonuçlandığı zaman ben bu çocuktan davacıyım. Bunun hal ve hareketlerine dikkat edin. Bir dakika. Salih abisini mi öldürdü yani? Onu mu diyorsun? Ben öldürdü diyemem. Ne diyorsunuz? Şüpheli mi? Ben şüpheleneyim. Ben öldürdü diyeyim. Daha bak, öldürdü diyeyim. Ben, benim halamın torunu olmuş iken ben kendimi tutamıyordum o zaman. Onun ben gözünden yaş görmediğime yemin ederim bugün için. Salih'in gözünden. Evet. Bizim çevre köylerimizin insanları ağlıyordu. Onun bu halını şöyle şey ettiği zaman. Mehmet ben şimdi ablacığım. İki cinayeti de benden şeyden Kerim'den kurtarıyorsun benim üstüme bir ikincisi, değil mi ablacığım? Bir ikincisi bir bak Salih iyi burada, dinle beni bak. Bak Salih sen beni çok iyi dinledin. Sen de beni sadece. İyi dinle bak. Bak Salih dedim. İyi dinle beni. Ben çocuğumun ne biçim zıgara içtiğini bilmeyin bir. Sen bu çocuğun ne biçim zıgara içtiğini anlatıyorsun, yanındaki cahil bir çocuğa konuşturuyorsun. Ben cahil değilim. Ben 20 yaşındayım. Allah'a şükür lisemi de okudum. Senin gibilerin çoğundan da bilgiliyim ben. Ne konuşmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Biz senin çocuğun nasıl sigara içtiğini zaten bilmiyoruz. Ama ziyafet edilmiş 4 kişinin sigarası bunlar denildi. Bırak konuşsun çünkü baksana Mehmet Bey'in şüphelisi oymuş senin babanın cinayetinde. Şimdi ben dedim diyor ya. Diyor ki ağlamadı, gözünden yaş gelmedi. Ya benim amcam ağlamamış da bu mu ağlamış? Benim babamla uğraşan adam bu zaten. Ben şimdi bak kaç saattir konuşmuyorum. Ben saygı duyuyorum ablacığım. Ama yeri geldi artık. Konuş o zaman kadı. Bir dakika Mehmet Bey. Konuş. Tamam. Yıllardır bunların yüzünden benim babam araziye inmeyi sevmez, istemez adam. Orada Salih Turuk çıkıyor diyor ki hani o da çok sevdiğim bir abim. Yanlış anlamasın beni buradan. Diyor ki bunlar diyor Fikri'yle diyor 6 ay, Fikri amcamla diyor 6 ay beraber de 6 ay ayrı diyor. Fikri'yle sen de konuşmuyordun kardeşim, şimdi senin amcan mı olmuş? Onu geçtim bu adam. Bu adama da ben çamur atmak istemedim ama sen gelmişsin burada diyorsun ki Salih ağlamadı bilmem ne. Bana bu adamdan başka kuyut diyen hiç kimse olamaz diyorsun. Nasıl olamaz ya? Bir köyün adam senden çekiyor ya. Bir köyün adam bundan çekiyor. O zaman ben bundan da şikayetçiyim. Benim babam bunun yüzünden araziye inemezdi. Adam bunlar gelecek işte sınırımızla uğraşacak diye inemezdi. Biz bir araziye bir römorkumuzu, traktörümüzü bırakamıyoruz. Adam çalıyor. Ben çok özür dilerim. Ben bunları söylemek istemiyordum ama bunlar benim 20 yıllık hayatımda. Ben 20 yıldır bunların içinde olan bir şeyim yani. Ben görüyorum bunu abla. Erol Bey Kerim diyor ki burada Kerim'i savunuyor biz abi. Abaçık Kerim'le sana. Kerim'le ilgili evet. Tanıklar var diyorlar ki İbrahim bize dedi ki Kerim'in yanına gidiyorum. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Geçiştiriyor orayı. Evet, orası geçişiyor ama ağlamadı farkında diye şüpheli. Farkında mısınız? Hani, evet ben yani, ağlayamam. Ben ailemin yanında orada çünkü büyük olarak ben seçildim. Anam babam zaten uyuşturucu iğne vuruldu. Onlara zaten söyleyemedik. Ablacığım bu adam benim. Bendim. Ben ağlayamadım. Ben gittim gizli yerlerde ağladım. Ama bu adam ben evet doğru. Ben ilk başta dedim ki kimden şüphelendi denildiğinde tamam Mehmet Tuluk'tan şüphelendik dedim. Şüphelendim dedim ama bu da şimdi şüphelerimi söyledim. Başka şüphelerimi de söyledim ben. Başkaları için de söyledim. Benden şüphelendi diyerek de bu beni karalıyor şimdi. Git sen devlet hastanesinde benim kamera kayıtlarıma bak. Bu işte demek ki bu gidip şikayet etti beni Salih'ten. Salih öldü de abisini diyerekten. Kardeşim evet. Madem öyle mi? Madem senin oğlun ne sigara içiyor? Farklı bir şey mi içiyor? Biz sadece ne içti önemli değil. Verirsin kardeşim DNA'nı kendine güveniyorsan. Ben buradan defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Kerim'in abisi Erol DNA'sı alınsın. Bunun oğlu Ahmet DNA'sı alınsın kardeşim. Ondan sonra oradan geçtim. Ersan. Oğlum, sen polis memurusun. Sen neden çekiniyorsun ki? Sen bir açıklama yapmazsın. İstasyonda sen DNA vermezsin. Çocuk, onun da DNA'sı alınsın. Belki de o da vardı. O da alınsın. Ben ondan da şüpheleniyorum abla. Benim canım yanmış. Ben herkese şüpheleniyorum. Savcımıza sesleniyoruz bu konuda. Evet duyarlı, hassas davranıyorlar. Ama onların da alınsın yani. Mutlaka inanıyoruz savcımızın ilgilendiğini. Duysun buradan sesimizi yani. Şimdi Mehmet Bey sen biraz önce... Selam hanım, seninle mi görüşüyorum? Bir saniye Mehmet Bey, sen biraz önce ailenin kan davalısı olduğun Mehmet T. bu İbrahim Tuluk cinayetinde, benim yeğenimin cinayetinde baş şüphelidir diyorsun ya. O Mehmet evet. Bey de telefonda. Mehmet evet. Bey merhaba. Merhaba. İbrahim Tuluk'un amcası telefonda diyor ki bu cinayetten diyor...
Şerifoğlu Mehmet T. sorumludur diyor. Ne diyorsun? Evet. Ben sorumluysam cezama razıyım. Yalnız neden sorumluymuşum? Niçin sorumluymuşum? Durumda yani benim Ankara'da çalıştığım belli. Nasıl belli? Adam mı satmışım ben? Onu bir araştırmak istiyorum. Evet. O zaman Mehmet Bey sen söyle. Nasıl sorumlu olabilir? Ben, Ankara'daydım diyor. Sebepten, ne yapmış olabilirim ben? Bir sebepten. Benim abim vurulduğu zaman bu Mehmet Tuluğa benden, kardeşimden veya benim çocuklarımdan herhangi bir taş atan olmuş mu? Bir sor. Cevap ver Mehmet Bey. Evet. Atan olmadı da. Neden bana suç atıyor? Bunu sorayım ben de. İşte abisinin intikamını aldığını düşünüyor. Doğru Hayır, mu? Evet. Asla ben öyle bir şey yapmadım. Suçluyu biliyor, suçluyu çıkarsın, suçlu kayınçısı dinliyor. Bunu bilsin. Ferhat hanımının çocuğu. Ben bu zamana kadar milletin dedikodusuna da ses etmem, dinlemeyeyim de. Ne diyor anlamadım hanımın. Mehmet Tuluğ'un diğer Mehmet'in suç, hanımının çocuğu diyor. Kerem Hanım bak ben size anlatayım. Bu suç temin eden Kerim deniyor ya. Evet. Bu Mehmet Tuluğ kayınçısı oluyor yani. Hanımının, karısının kardeşi oluyor. Hanımının oğlu. Kardeşin oğlu. Hanımının oğlu diye baksam ya. Bak, hayır. Ya. Ben deli değilim. Oğlunca kendi oğlu olur. Hanımının kardeşi oluyor diyorsun. Doğru mu? Hanımının kardeşinin oğlu Kerim. Kardeşinin oğlu diyorsun. Evet. Peki ben şimdi yine... Şimdi bunu suçlamamak için neme dayanaraktan buyursun ben suçuma razıyım her yönlü. Ben günü gününe 40 kişi şahidim var benim. 40 kişi. 5 aydır Ankara'daydım. 5 ay. Peki, 40 kişi de ben İbrahim'in... Başlı böyle ama neden bana suç atıyor onu ben bir isteyeyim bakayım. Peki ben İbrahim'in amcası Mehmet Bey'e şunu soruyorum. Ben sana 3 kere şeyi sordum. Kerim'le İbrahim o gün buluşmuş. Bunu duyan var, gören var. Ne diyorsun bu konuda diyorum. Hiçbir cevap vermiyorsun, geçiştiriyorsun. Nasıl cevap vermiyorum ya? Vermedin. Onları sorulmuş da evinde. Cevap ver yani lazım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yorumun ne? Ya yorumum benim abimin çocuğunu, kız kardeşimin çocuğu neden öldürsün? Başka bir yorumum yok. Yani o gün buluşmuşlar mıdır, buluşmamışlar mıdır? Bilemem. Bir emsallar bunlar. Aşağı yukarı bir emsallar. Sormadınız mı Mehmet Bey? Dayısınız. Sen o gün İbrahim'i gördün mü Kerim diye sordunuz mu yeğeninize? Ben zaten yastığının önünde anca duydum ben çocuğun kaybolduğunu. Tamam, duyduğunuzda ne zaman duyduysanız, duyduğunuzda sormadınız mı Kerim'e? Sen İbrahim'i gördün mü diye. Çünkü bir gün önce, ondan önceki günlerde bir arada geziyorlar. Bir de az buçuk bir aydır. Bir de bir aydır kayıp, bir ay. Yani bunu evet, Kerim'e sormak için çok fırsatın var. Sadece Kerim'e göre değil, herkese sorduk. Kerim ne dedi Kerim'e peki? Asıl mı? Kerim'in ne söylediği önemli. Herkesi bırak. Kerim'e bunu sordun, yeğenim. Bu çocuk senin en son seninle görüşecekmiş. Gördün mü görmedin mi diye sordun. Ne cevap verdi sana? Ben son seninle görüş, Kerim'le en son görüştüğünü ben bu yayında duyuyorum. Aa. Yayında. Muhtar 2. Nasıl ya? Evet Muhtar 2 biraz oldu. Yani İhsan Bey de iddia ediyormuş bir şey duymadınız. Siz de aynı köyde 30 kişilik 30 erkeğin olduğu bir köyde nasıl duymazsınız? Vahim bir olay var ortada. Hepsi biliyor ya. Ya bir de senin yeğenin kayboluyor. O da yeğenin ama bu da senin kardeşinin amcasın yani. Cinayete kurban gitmiş. Hani sana emanet gibi bırakılmış. Yeğenin yani ve kayboluyor. Ve diyorlar ki Kerim'le hiç mi oturup konuşmadınız bunu amcanızla? Hep evinde ya, evinde geçeyim Mehmet. Mehmet kendi dedi, Kerim benim orada yatıyor kalkıyor. Mehmet nasıl koyuyor, hem benim çocuğum öldürdü de dedim. Ne ya yapayım, bu çocuklar her zaman zaten beraber. Bahçesini ekeyim de ondan alayım eve. Ya her zamanı bırak, o gün çok özel bir gün. Mehmet Bey, senin yeğenin kayboluyor, bir ay sonra da parça parça cesedi bulunuyor. Ve diyorlar ki Kerim'le buluşmuştu en son. Kerim de senin yeğenin. Sormuyor musun yeğenim sen... Ne yaptınız, buluştunuz mu diye?
Evinde yatıyordu ya devamlı. Bak şimdi ben bir röportaj yayınlayacağım. Bu röportajda bir gizli tanık var ama sen onu tanıyorsun. Hem de çok yakının birisi. Buradakilerin de yakını. Onun söylediğine bir kulak ver. Ya bu kadın herkese söylüyor da sana mı söylemiyor bunu? Evet. En son onunla buluşuyordu diye. Allah aşkına ya. Abi ya. Gelsin röportaj. Vahşi bir cinayete kurban giden 15 yaşındaki İbrahim Tuluğ, en son Kerim S. ile birlikte gören gizli tanık, İbrahim'in kayıplara karıştığı 28 Eylül 2004 tarihini anlattı. Ben şimdi çaylı altından maldan geldim. Gelin dedi ki, ana evde misafirimiz var dedi bana. Öyleyse dedim, İbrahim'in abisine çağırayım geleyim de geldiyse dedim, himayin ihtiyarına dedim, gitsinle dedim. İbrahim'ine şey geliyle, Kerim. Kerim ikisi geliyle bunlar. Kerim'in elinde ne kötek, ne bıçak, ne bir şey var. Bir şey yok çocuğun elinde. Onunla bisikletin üstünde. Dedi ki bu kadarca, Kerim abi dedi, aa şimdi görüşürük seninle dedi. Ben şimdi ilerice geçtim. Yine durdum orada. Dedim ki yavrum dedim, dayın geldi misin oraya dedim. Dur şimdi ben sana haber veririm hala dedi. Hala soluyum benim. Sadi'nin evinin üst yanına dolandım. Sadi dedi ki kız dedi ha gelmiş arabanız dedi. Bizim çocuğuna, hani çocuğun anası yemek yiyermiş. Kopten yukarı çıktı böyle duvara dayanmış bisikletini. İşte benim gördüğüm bu yavrum. Kerim ile o gidiş gitti. Ama artık oraya mı gitti başka yere mi bilemeyin. Kerim'e dedi ki ben şimdi gelirim seni görürüm dedi. Benim oğlum sıra gitti bisikleti bıraktı. Yok daha çocuk. İbrahim cinayetinin faili kim? Evet. Amca Mehmet Bey, senin çok yakının, kanın, canından birisi. Evet. Diyor evet. Ki, evet. Ne diyorsun şimdi? Hangisine bu hala mı konuştuğuna mı? Evet. Anlatıyor da şey ettiğini. Yandan ayrıldığını. Sapıt. Kimle ayrılmış yanından? Kerim de deniyor mu? Evet. Ayrılıp görüşürük demedi mi? Evet. Sen evet. Sen bunu ilk defa mı duyuyorsun? Ben ilk defa muhtardan duydum. İlk olmadı defa muhtarın, en son muhtarın gördüğünü. Yani 2004 yılında bu cinayet işleniyor. Neredeyse 15 sene olmuş. Sen bunu evet ilk defa duyuyorsun ki o gün katledilen yeğenin Kerim'le berabermiş. Bunu herkes konuşuyor. Sen amca olarak sonra da dönüp Salih gözyaşı dökmedi diyor. Hakikaten aklımızda dalga geçiyorlar ya. Olacak şey değil yani. Peki. Efendim bir araya gidelim. Dönüşte devam edeceğiz. Buraya yanlış değerlendiriyorum bak. Bak Salih'in hakkında ben şunu dedim. Benim gözyaşlarımı değerlendirdim. Benim dediğin doğru. Benim yerime seni almışsın. Belli ki. Bilmiyorum. Bir insanı yayında kötü demek ne demektir? Sen de beni kardeşim kötü sen kötü der bu adam. Sen de beni kötüledin şimdi ne oldu? Niye? Bu Kerim'in kötü olduğunu duydun gazeteferce. Ben gece gündüz yolda geliydim işten. Gece Kerim'in köyden aşağı veyahut da Kerim senin kapından aşağı. Kerim'i yolcuydun. Bunun sen kötü olduğunu biliyordun. Diyin ki Kerim diyin dayısının oğlunu öldüremez diyor. Peki ben abimi nasıl öldüreyim? Buna nasıl vicdanın var? Sen her şeyi biliyorsun var ya. Hepsini ben biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bizim burada konuşmamız evet dedik. Bize rapor geldi. İncelenmiş. Köyde kimler bu sigaradan içiyi diyerekten. Ahmet içiyi dediler. Ne bileyim ben sana filan içiyi diye söylendi. Biz de bunları söyledik. Badede ki şüphelendiğiniz kişiler var mıydı? Ben başkalarını da söyledim zaten. Evet Mehmet'ten de şüpheliyim dedim. Ama bu kesin Mehmet yaptı demedim. Mehmet demedin sen. Sana ne oluyor desem benim gözyaşlarından bahsedeyim. Git devlet hastanesinde benim kamera kayıtlarıma bak 2014'te. Evet sen gittin jandarmaya söyledin bu olayı Salih yaptı dedin. Evet benim üstüme de geldiler bana sordular. Salih. Abini sen mi öldürdün dediler. Salih. Senden şikayetçi var dediler. Evet. Hayır sen her şeyi biliyorsun. Bu Kerim'in kötü olduğunu bileyim. Beraber Salih. Hayvan otladıydın. Buna sen akıllar veriydin. Ben sustum şimdi konuşuyorum. Kerim gece Salih. Gündüz senin oradan gidiyordu. Yol boyunda ben rastlaydım. Kerim'den sen köyden aşağı iniydin. Yalan mı? Yalandı.
tuttuğum zaman illaki benim evine gittiğim adam beni yol düzecek. Benim kimin evime geldiğim adam da senin yanında yanaşmayayım mı? O adamın hakkında konuşmuşsundur. Senin bu yeğenin sadece, sadece senin hakkında konuşmadım ben. Bizim amcamız gilin de haber olduğunu, Ersan'ın olay yerinde olduğunu biz onu da söyleyik. Biz onu da söyleyik. Biz sadece bu arada bizim Muhsinli köyüne duyurmak istemiyoruz. Biz Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Muhsinli köyünde artık bu kan dursun. Artık yeter, kötüler kalmasın köyde. Bak bak. İbrahimler, Salimler ölmesin artık. Ölen vadesiyle ölsün. Mehmet Bey. Lafı bitti mi Salih? Bitti, daha diyecek bir laf kalmadı. Sen resmen beni suçladın mı Ömer abime? Senin bildiklerin var. Babanı da bağla diye. Babanı da bağlansın diye. Ben babana iki cevap söyleyeceğim. Babam nereye bağlanacak? Babam zaten şekerden oruçta tutamayı hasta. Git yanına konuş. Yo yo, kimse yanına gitmesin benim dedim. Mehmet Bey, sen niye Salih'ten şüphelendin? Niye ben abisi... ağlamamışım Serap Hanım. Niçin abisini öldürmüş olsun? Orada... Saçmalar. Şöyle bir şey. Tahmin yürüt. Bak, bilmeden insan suçlamak o kadar halkın karşısında yanlış bir şey. E sen niye Salih'i Allah suçladın? Allah razı olsun bak bak. Sen niye Salih'i suçladın o zaman kardeşim, bak, abisini öldürdün? Abisini arama için çıktıysa Allah razı olsun diyor. Dur bende. Fakat hakikatleri konuşsun. Ya sen de şimdi onu suçluyorsun. Abisini öldürdü demeye getirdin adama. Sen de aynı şeyi nasıl yapıyorsun o zaman. O yayında 80 milyon kişinin içinde sen bu Kerim'in dayısı kötü derse ben de ne şüpheleniyorum dedim. Ben şüpheleniyorum dedim. Evet, kendi adamlarımdan da şüphelendim. Kendi adamlarımızı da söyledik biz. Niye söyledin lan babamdan? Burada İbrahim'in anası, kardeşleri işte. Kerim'den şüpheleniyor. Sen amcası olaraktan gideyim başkasından şüpheleniyor. Kerim'in yataklık yaptı, evinde yatıyordu ya. Kerim bu kadar kötü, Kerim'le beraber hayvan otladı. Evet, ben sana demedim, evime koyma bunu, benim çocuğumu kaybedeceğim bu. Erol'la ikisi. Şimdi herkes bir sakin olsun. Şimdi bak, sen İbrahim Tuluk'un amcası oluyorsun. Amcasıyım. Bir de amca daha var, amcası. Sefer amca. Doğru mu? O tarihte... Evet. Onlar yengesiyle işte Rabia Hanım'la ve İbrahim'le köye geliyorlar. Şimdi o bir de köyden Salih diye birisi var. Bu Salih değil, başka bir Salih. Onlar İbrahim'in kaybolduğu günü bir anlatıyorlar bize. Onu bir izle, dinle. Şimdi ikiniz de kardeşsiniz. Bu durumda Sefer de ben yeni öğreniyorum senin aynı zamanda Kerim'in dayısı olduğunu. Sefer de Kerim'in dayısı oluyor bu durumda. Çok da yakın akrabalıklar var işin içinde. Fakat bakalım Sefer kimden şüpheleniyor? Bir de o amcanın anlattıklarını izleyelim. Sonra yani Sefer'e aslında çok soracağım soru var benim. Çünkü orada da aileyle biraz bence ters düştüğünüz noktalar var. İstanbul arasında, Samsun arasında bir şeyleriniz var yani. Ters düştüğünüz noktalar var köy arasında. Doğrudur. Zaten şöyle Serap abla. 15 yıl geçmiş, hani tam detaylı bilemediğimiz için her sözümün başında hatırladığım kadarıyla anladım. Anladım ama onlar bizim dikkatimizden kaçmıyor. Yani dikkatimizi çekiyor daha doğrusu. Hı hı. Şimdi o tarihte aile bir yıl önce Gebze'ye göç etmiş. Fakat bir yıl aşağı yukarı geçtikten sonra hem İsa'nın düğünü için hem tarla işleri için memlekete geliyorlar, Muhsinli köyüne geliyorlar. İşte o süreçte kayboluyor İbrahim. Onları getiren de amca Sefer. Sefer bakın ne anlatıyor. Bir de köyden Salih'in de anlatacakları var bize. ...15 yaşındaki İbrahim Tuluk cinayetinde akrabaları Salih Tuluk ve İbrahim'in amcası Sefer Tuluk o dönemde yaşananları ve ayrıntıları anlattı. Yeğenimin kaybolmasında ben İstanbul'daydım. Hatta bu gece geldim. İbrahim yok dediler. Kendi gitti bir şeylere, hani bir yere kızdı gibi böyle arayışlar içinde olduk biz. Biz Samsun'da yani öyle kötü yerlerde arıyoruz ki yani. Tren garlarında, ne bileyim ben, yıkık binalarda. Ertesi gün döndüğümde işte bu telefonların kesildiğini gördüm. Kesildi dediler. O gün köylü arazide değildi. Kaybolmasında köye veteriner gelecek.
ve vatandaş da bir telaş yani. Bu anda çocuğun nereye gittiğini bilemeyiz yani, hayvanlar yani arazide kimse yok. Hedef şaşırtıldı. Aramız az soğukça amcalarıyla o ara. Hani onların peşine gitmedik de harici yerlerde biz de aramamızı yaptık. Ondan sonra bulamadık. Sonraki günlerde telefon geliyor. İsimli isimsiz mesela. Şurada çalışıyor, burada çalışıyor. Samsun'da bir otelde çalışıyor. Oraya gidilmiş yani. Yani hedef mi şaşırtıldı? Evet, zaten o bölgenin aranı baranmadığında dört dörtlük bilmiyorum yani. Cesedi Kerim'in babası Kemal buldu. Cesedin bulunmasında bir buçuk ay geçti mi bilmiyorum yani. Zaten ondan sonra aramalar sonlandırıldı. Yine Irmak kenarında muhtarın kardeşi Aziz dayım ve bir kardeşim daha var Salim. Beraber ağaç buluyoruz. O anda Kemal amcayı gördük böyle 500 metreden köyün sapağından koşarak geliyor. Kemal amca da Kerim'in babası. Kemal amca da Kerim'in babası. Muhtar diye bağırarak geliyor. Ne oldu Kemal? Dedi ben dedi Dilaver'in çocuğunu buldum. Jandarma bizden önce oraya ulaşmış ambulans falan. Cesede bir metreye kadar yaklaşma şansım oldu yani. Ağacın arkasındaymış, göremedim. Ondan sonra çocuğun kafatası 5-6 metre ceset. Nasıl diyeyim, filmlerdeki kafatasları hesabı bir kemik. Ama elbiseleri, ayakları böyle sırt aşağı yatmış şeklinde ağacın dibinde duruyor. Yani çocuğun vurulduğunu söyledi çocuk o zaman. Kerim'in babası bir şeyler biliyordu. En son Kerim'le sohbet ediyor. Kerim'in yanına gittiği söylendi yani. O gidiş gidiyor yani. Bizim şüphelendiğimiz kişi oldu mu biz devamlı sağ bekledik çocuğu. Bulunana kadar. Eniştem, Kerim'in babası Kerim. Devamlı iç içeydik. Şunları dedi çocuğa. Oğlum dedi, bu çocuk seninleydi dedi, çocuğu çıkart dedi. Adamlar düğünlerini yapsınlar dedi. Ama biz hiç düşünmedik, düşünemedik. Hiç üzerine yorum yapmadık. İbrahim Toluk cinayetinde kim, neden şüpheli? Ya bizzat Kerim'e bu çocuk sende çıkar, adamlar düğünlerini yapsınlar. Babası söylüyor şey, Serap Hanım. Bunu da dile getirmiştik hoca Serap Hanım. Mehmet amcası duymuyor mu acaba bunu şimdi? İzlesin. Bunu tam olarak kim söylüyor? Çocuk sende çıkar bu çocuğu. Babası, evet, babası Kemal. Kendi söylüyor. Babası Kerim'in. Cesedi bulan. Cesedi bulan baba. Evet. Diyor ki bu çocuk senin yanında diyorlar. Senin yanında çıkar. Bu adamlar da düğünlerini yapsınlar gönül rahatlığıyla diyor. Evet, aynı. Büyük ihtimalle ama işte söyledi, o da gitti vicdan azabı yaptı. Gitti dağdan buldum. Öyle yaptı. Peki bunun şahitleri yok mu? İfade vermediler mi? Yani babanın böyle söylediğiydi. Çünkü bu direkt şey, itiraf gibi bir şey bu. O zamanlar bak bir tanesi ne demiş? Sizin dosyanız belki araştırılmamış. Deliller karartılmış demiş. Muhammed Hakan'a. Hakan Komutan'ın o dönemde bize bundan 2-3 sene önce tekrar ifadeye çağırdığında oraya daha yeni atanmıştı Hakan Komutan. Dedi sizin dosyaları yeniden açtım. Zaten Salim abinin de cinayeti işlenmişti o zaman. Dedi Salim cinayetiyle seninkiler, sizinkiler de açtık. Fakat aynı dosyanın içinde ya ifadeler değiştirilmiş ya karartılmış. Tekrar köylünün ifadelerine başvurduk. Tek tek zaten çekiyorlardı. Karakol arabası, jandarma aracı gidip köyden tek tek insanları getirip yeniden ifadelerini alıyorlardı. Zaten demişlerdi sizin dosyalarla ilgilenilmemiş. Bu köyde herkesin DNA'sı alınmalıydı. Kesinlikle. Zaten toplasanız 30, hani 50 kişi olsun yani genç yetişkin ya da işte evli barklı. Yani gereğinde 100 kişinin de alınır bu. Serap Hanım adamın oğlunun içtiği sigara, oradaki sigarayla örtüşüyor yani. Bu sigara belki bundan da olabilir diye söyledik. Adam ona kin bağlıyor bak. Ya bu markayla anlaşılan bir şey değil ki, bu DNA. Belki de senin çocuğun şey çıkmayacak, senin çocuğun sigarası çıkmayacak, başkasının çıkacak. Kardeşim suçsuzsan ver DNA'yı, kurtul. Biz kimseye sen yaptın demiyoruz. Biz şüphemizi söylüyoruz. Şimdi burada amcama, suçsuz olan versin abi. Mehmet amcama da şunu söylemek istiyorum. Hani ben bu yayında duydum diyor ilk defa Kerim'den şüphelendiğini. Bak. Bu Hakan Komutan atandığında zaten Kerim'le amcamı ifadeye çekmişlerdi bu suçlamadan. Ondan dolayı şüpheleniliyor zaten. Aha. Bunlar konuşmuyor ama şu anda. Yani daha önceden de haberi vardı amcamın aslında da. Şimdi Kerim'i korumak istemesindeki sebebi ben anlamıyorum. Çünkü anlamayacağını. Bu
O da yeğeni, biz de yeğeniyiz. Ha, o iki taraftan yeğeni oluyor. Hem eşinin yeğeni hem de kendi yeğeni. Kerim'i kötü yerlerde kullandı işte. Evet. Yeğeni olabilir ortak ama yönü var. Burada bir mağduriyet var. Bir cinayet var. Bu babağın oğlu da olsa vicdanen sen bunu doğrularını söylemen gerekiyor. Evladı sayılır ya. Bırak yani başka şeyi. Amca o. Baba yarısı sayılır. Baba da yok, ya evladı sayılır. Amcalık mı yaptı? Başka bir ticari ilişkisi mi var Kerim'le? Tarlasını, hayvanını, bilmem neyini, öyle bir alışveriş ticareti mi var? Bir kazancı mı var? 100 kişi Kerim'i gösteriyor, bu şahıs geri çekiyor. Peki ben şimdi o zaman amca Mehmet Bey'e şunu soracağım. Mehmet Bey. Tamam, dinliyorum Hatice'yim. Mehmet Bey, peki bu olaydan sonra Kerim'le görüşmeye devam ediyor musun? Evet, Kerim ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Evet. Nasıl geçiniyor? Ne yapar? Nasıl bir adam bu? Kavak'ta geçiniyor. Şu anda Kavak'ta. Evet. Evet. Maddi durumu nasıl? Maddi durumu, hayvanlarını sattı. Daire aldı istasyondan. İstasyonda duruyor. Belediyede çalışıyor. Niye sattı hayvanlarını? Daire aldı dedim ya. Çobanlığı bıraktı, belediyeye işe girdi diyorsun. Evet. Peki hiç daha sonra konuşulmadı mı aranızda dayı yeğen? Ya bu İbrahim nasıl öldürüldü? Çünkü sonuçta onun da amcasının, dayısının oğlu. Yani bir de vahşi bir şekilde cesedi bulunuyor. Bu konu hiç mi konuşulmaz Allah Mehmet Bey? Hiç mi aradan geçmez? Biz yemin ediyorum 15 sene önce bir cinayet işlenmiş. Bak. Hala bazen yeri gelir. Nasıl kötüydü, nasıl bir cinayetti diye konuşuruz. Hiç mi konuşmuyorsun? Şimdi lafım bitti mi? Söz hakkı verdin mi bana? Verdim. Yengeme söyle bakalım, sor bakalım. Sana ne demişti bu hatta olan Mehmet'ti? Niye davacı olmayın deyince bana ne demiş? Bir sor bakayım. Ne dedin? Allah aşkına böyle bir de birbirinize pas atmayın. Emir verin. Amcam o zaman benim da... Benim öbür çocuklarıma da zarar verirler diyor. Tamam, bu çocuğa veren sana da verir, bana da verirdim. Dediğim halde ben kötü oldum. Bana dedi sor, mi? Ben söylemişim mi söylememişim mi? Ben bunu bunlara söylemişim mi? Muhammed'e sor, sor bakalım söylememişim mi? Yani ne diyorsun dedim. Mehmet Bey, ne diyorsun? Söyle. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Ben bu işin İbrahim'in peşine düştükçe bu yengem öbür çocuklarıma da bir şey olur diyerekten bu konunun üstünde durmadı. Bu konu buraya kadar geldi. Peki İbrahim'in peşine sen nasıl düştün? Daha kimle en son nasıl görüştüğünü bile bilmediğini söylüyorsun. Niye nasıl araştırdın bu olayı? Peşine düşmedin oldu. Ha? Nasıl araştırdın? Nasıl peşine düştün bu cinayetin? Nasıl mı düştüm? Evet, ne yaptın yani? Niye dedim yani davacı olmuyorsun dedim. Kimden? Biz kimden ne? Kimden davacı? Bu çocuğun babasını vuran öldüğü zaman beni sorguya. Bu çocuğun babasını vuran adam başka bir cinayete kurban gitti. Başka bir cinayete kurban gitti. Cinayete kurban gitti. Ben 91 gün benim özgürlüğüm elimden alındı. Yengeme sor, ben öyle yaptılar bana. Sen niye davacı olmayın deyince ne dedi bana, bir sor sonuna. Ne dedi sana, sen söyle. Ne demiş? Diyor ki, ne diyor, ben de öbür çocuklarımdan da korkuyum dedi. Korkuyor ben olabilir. Korkuyor olamaz mı? Bunun annesi böyle deyince ben amcası olarak da ne yapabilirim? Sana soruyorum. Şimdi ben amcamın bir ekleme yapmak istiyorum. Amcam o zamanlar dediğinde haklı de dedi. Satalım inekleri, gerekirse avukat tutalım. Bu Azmi ile Murat'tan davacı olalım. Ama şimdi bütün şüpheleri gösterirken Murat'tan nasıl davacı olabilirim? Evet. Şimdi orada benim kafam fazlasıyla karıştığı için... Amcamın o dediğini biraz ikinci plana aldım. Çünkü savcılık olsun, karakol, jandarma olsun hep Kerim'in üzerinden gidiyorlardı araştırmaya. Ha. Şimdi ben bu şekilde davayı o tarafa açtığım zaman bir görgü tanığı yok. Adamın 40 tane şahidi var. Ben nasıl ne çıkaracağım oradan? Bu sefer de öbür taraf aklamış. 40 tane şahidini dinlerdik yani. Mehmet Bey, ben Kerim'le ilgili konuşuyorum. Sen lafı çeviriyorsun, başka yere getiriyorsun. Sen Kerim'le ilgili konuş benimle. Kerim'le ne konuştunuz?
Bu cinayetle ilgili, o da onun kuzeni. Ne diyor? Yani kimin öldürdüğünü düşünüyor? Başına ne geldiğini düşünüyor? Mehmet Bey. Kerim, ha. Kerim bu cinayeti işlemiş olsa, bak, İbrahim'in cinayetini işlemiş olsa Kerim benim yanıma gelememesi lazım. Ana. Benim şahsi görüşüm. Ne yapması lazım? Bahçesine ekeyim dedim. Yanından koy meyve dedin bahçesine ya. Bahçesine gömmesi lazım mı? Peki Salim Gadiş'le ilgisi var mı sence? Nasıl? Salim Gadiş cinayetiyle bir ilgisi var mı? Bildiği bir şey, gördüğü bir şey, yaptığı bir şey. Herkesini inkar ediyor. Salim Gadiş'le ilgisinin olup olmadığını ancak Salim Gadiş'in dayısı çok iyi bilir. Hayır. Muzaffer Tuluğ'una mal diyordu, benimle değil. Tamam, Muzaffer de diyor ki o gün hiç görmedim diyor. Gördüm diyor, farklı saatte gördüm diyor. Şimdi amca, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada Salim Gadiş... Tamam, dinliyorum. Salim Gadiş cinayetinde ve bizim İbrahim'in cinayetinde bütün oklar Kerim'i gösteriyor. Şimdi burada Kerim'in savunulacak bir tarafı kalmıyor. Yani, ya ne savunacağım ya? Kavga ediyorlar, beni incir diyor. Bak aslanım, benim 5 tane çocuğum var. Aynı acıyı Cenab-ı Allah Salim'in acısını da, bak bak. İbrahim'in acısını da aynı acıyı inkar edene yaşatsın. Allah kimsenin kimseye yaşatmasın o acıları amca. Kolay bak değil. Bak inkar edene yaşatsın ki utadı öğrensin. Ben sana dedim tamam ki. Tamam işte biz de diyoruz ki yani bu kadar ispat, bu kadar şahit, bu kadar delil varken. Ben sana varken, dedim ki Mehmet. Bu Kerim şey yapmaz bunu... demendeki manayı çözemiyorum amca. Manayı nasıl çözemeyim? Ya bu Kerim yapmaz demendeki manayı çözemiyorum. Yapmaz çünkü... demeyin ya. Ne, yapmaz demek mi bu ya? Peki Mehmet Bey. Yapmış olsa bak bak. Yapmış yapma olsa diye niye bizi yanıma gelemez. Ya yapma ya. Allah aşkına ya. İnsanlar evlatlarını öldürüyor da gayet de rahat yaşıyor. Her yere de giriyor çıkıyor da. Öyle bir şey yok yani. Cinayeti işleyen adam. Etraftan mı utanacak yani senin yanına gelebilecek cinayet? Yani nasıl gelecek ya? Hem senin yanında yatmayacak. Valla yani. Öyle bir yaşıyorlar ki, öyle bir pişkin pişkin yaşıyorlar ki evladını öldürüyor, kardeşini öldürüyor, anasını babasını öldürüyor. Gayet de yaşıyor, gayet de her yere gidiyor. Ya bu bir savunma değil. Yani bu bir... Yok Mehmet Bey ya, bu bir şey değil yani. Cinayeti işlese benim yanıma gelemezdi. O yüzden bu cinayeti işlememişti. Yanında yatıp bu böyle bir ya. Denklem yok hala yani. Yanında yine. Şimdi biz bir canlı bağlantımıza geçelim. Muhabirimiz Eren Karataşoğlu'nun yanında o dönemde işte aileyi tarla işleri için, düğün işleri için köye, Muhsinli köyüne götüren amca Sefer var. Sefer Bey de bize tam olarak bir anlatsın. O tarihte neredeydi? Yeğeni kaybolduğunda neredeydi? Efendim kimden şüpheleniyor? Bizzat arama çalışmalarına katılmış, dikkatini çeken bir şey olmuş mu? Hemen bir bağlanalım. Merhaba Eren, merhaba Sefer Bey. Merhabalar Serap Hanım, Samsun'dayız biz de. İbrahim'in bir diğer amcası olan Sefer Bey'in yanındayız. Evet, Sefer Bey, olayı bir de sizden dinleyelim. Olay gününü, olayı nasıl öğrendiniz? Öğrendiğinizde ne tepki verdiniz? Sizden dinleyelim. Merhaba Serap Hanım. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkürler. Olay günü aynı gün olmuş oluyor ki ben İstanbul'dan geliyorum. Biraz geç indim ben. Geldiğimde İbrahim yok dediler. Evet devam edin. Kimden öğrendiniz peki siz? Kimden öğrendiniz? Ailemden öğrendim eve geldiğimde. Ailemden öğrendim. Biraz geç vakit geldim. Ben şimdi geçmiş zaman hangi saatler olduğunu tahmin edemiyorum. Çünkü erken saatlerde olsa yeğenlerim de beraber olabilirdim. Demek ki geç saatte geldim ben köye. Dediler böyle İbrahim yok dediler. Nerede olabilir şöyle böyle derken dediler bugün sabahın saat 8-9 sıraları çocuk bir kere gelmiş. Hayvanları salmak için. Demişler veteriner gelecek. Veteriner gelecek. Hayvanlar salınmayacak bugün. Öğlenden sonra salınacak demiş ablam. Çocuk geri dönüyor gidiyor. Bir daha eve dönmüyor çocuk. Yukarı benim evime dönmüyor. Evet. Çocuk akşam ikindi sıraları
evden aşağıdan kendi evlerinden çıkıyor yine. Çıkıyor yani bizim hayvanları salmak için, otlatmak için geliyor. Hı hı. Ama hayvanların yanına gelmiyor çocuk. Gelmiyor. Daha sonrasını bilmiyoruz. Peki şimdi sen de Mehmet Bey gibi aynı zamanda Kerim'in dayısı oluyorsun. O dönemde Kerim'le evet. buluştuğu söyleniyor en son. Oradayken böyle bir şey duydun mu? Bunu da Kerim'le konuştun mu Sefer Bey? O şöyle oldu. Hangi gün olduğunu bilmiyorum ama muhtarın çocuk yanında, o muhtar diyor sabah. Şimdi orada biz yanılmış olabiliriz. Çünkü ağızdan duyduk, nereden, kimden duyduğumu da bilmiyorum. Yani kazık yapıyormuş. Çocuk seslenmiş mi? Yanından mı geçmiş? Sabah diyor. Yani nereye Kerim'in seslendiğini... yanından geliyorum dedi diyor. Sabah Kerim'in yanından geliyorum dedi muhtar, diyor. Muhtar sabah söylüyor. Ama biz akşam biliyorduk bunu. Hı. Herkes akşam biliyor mu? Evet, hep. Onu da... Yani onu da... Onu da biz... ben kendi şahsıma muhtara sormadım yani. Bu zamana kadar. Daha halen de sormadım yani. Soran mı ki? Niye, nasıl sorulmaz bu sorular? Ben anlamıyorum ki. Ne diyor? Nasıl sorulmaz? Muhammed. Yani kaç tane hane var köyde? Gece gündüz o haneleri didik didik edersin, sorarsın yani. Sormazlar. Nereden geldi? Başka bir şehirden, başka bir yerden gelip de öldürülmedi bu insanlar. İkisi de sormazlar. Yani ikisi de o köyden birileri tarafından öldürüldü. Ve amca olarak sizin ya daha biz... önce kardeşiniz cinayete kurban gidiyor. Bu çocuklar size emanet. Daha küçükler o zaman. Yani hiç mi merak edip de didik didik sormadınız? Bu çocuk en son kiminle görüldü? Saat kaçta, nereden geçti? Merak etmedin mi Sefer Bey? Serap Hanım, benim şimdi duyduğum öyle. Artı biz çocuğu devamlı sağ bekledik. Sağ aradık. Çocuğun ta ki şeyi bulunana kadar. Ya bu çocuk daha önce kayboldu, 3-5 gün hava değişimine gitti geldi mi ki kayboluyor ve siz sağ olarak arıyorsunuz? Kendi isteğiyle gidecek çocuğun kavgalı olması lazım. Annesiyle, kardeşleriyle, akrabası. Bir sebebi olur yani, durup dururken gitmez. Var mıydı öyle bir şey? Yok, bizle herhangi bir kavgası, kini yoktu. Sağ dönmesini niye, tamam insan ölüsünü aramaz ama. Kerim'i diye çıkıyor. Kerim'i niye o zaman niye sağ aramıyor? Yaygın olarak köyde de söyleniyor hani. Kerim'e çağrıldı. Bunu muhtar geçenki röportajında da söyledi ama tekrar geri çevirdi. Ben duymadım diye. Kerim'e çağırdı, seslendiği söyleniyor. Ve orada gizli tanığında söylediği gibi o akşam Kerim'in yanına doğru, yanına diye gitmiş, geliyorum. Hani Kerim'e demiş, geliyorum. Birazdan geleceğim yanına demiş. Ne bilsin ölüme. Yani bunların hepsi köyde söylenen şeyler. Ya tamam Sefer Bey, bunlar söyleniyor ve siz sözde İbrahim'i arıyorsunuz. Ama bu söylentiler hiç kulağınıza gelmiyor. Sağ bekliyorsunuz. Tamam sağ bekleyin yine ama gidip oğlum bu İbrahim senin yanındaymış. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta, on gün, on... Ya bir ay bu, bir ay. Oğlum senin yanındaysa çıkar şunu. En son nerede gördün? Mesela çok özür dilerim Serap Hanım. Şimdi Kerim'in babası bu cesedi buldu, geldi, herkese haber verdi ve şey oldu. Daha sonra mesela bu adamın yanına gidildi mi? Sen ne yapıyordun orada? Nasıl buldun? Ne biliyorsun? Bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Hani elini vicdanına koy. Ne gerekiyorsa, nasıl konuşulması gerekiyorsa. Bu babaya mesela hiç soruldu mu? Bu babanın ayrıca zaten kolluk kuvvetleri ifadesini almıştır. Çok önemli bir söylemek istediğim bir şey var. Kerim, Salih'le ilgili dosyada, bu dosyada zaten ifadelerin hepsi değiştirilmiş ve sonradan kurgulanmış, birileri bir şey bildiklerini söylemiyor ama Salih'le ilgili dosyada Kerim alnının akıyla beraat etmiş değil. Ha. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü, Salim Gadiş'le ilgili dosyada. Evet. Çünkü delil yetersizliği başka bir şey, delillerin başka birini göstermesi çok ayrı bir şey. Yani vicdanen Kerim'in beraat ettiği kanaati kesinlikle bende yok. Hmm. Delillerin yetersizliği dediğim gibi başka bir şey. Bu da önemli bir şey. İbrahim'de de yine eksik delil, ifadelerin değiştirilmesi, dikkatlerin başka yöne çekilmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmemesi olayların bu noktaya gelmesine tek sebep.
Belki 14-15 sene sonra iki cinayet birden gerçekten bizim sayemizde aydınlatılacak. Evet. Lütfen çünkü bildiklerini anlatsınlar. Evet. Zamanında o kadar saptırılmış ki verilen ifadeler, belki doğru verilen ifadeler ama değiştirilmiş gibi. Yani saptırılmış tamamıyla. Hayır, burada iki yayın arasında zaten değiştiriliyor ifadeler. Yani bir köy muhtarı düşünün ki 30 senedir o köyde ya da 35 senedir şu nedir bilmiyoruz. Bu nedir bilmiyorum. Görmedim. Ama hayvanlarını götürüp satmayı bilir. Bu arada muhtar da hatta eski muhtar İhsan Bey de telefonda. İhsan Bey merhaba tekrar size. Merhaba Şeref Hanım. Çok önemli bu gördüğünüzü düşündüğünüz saat. Çünkü rahmetli İbrahim'in ikindi vakti ortadan kaybolduğu konuşuluyor ve biliniyor. Ama siz sabah gördüğünüzü düşünüyorsunuz ya Kerim'in yanından geliyordu diye. Siz de o gün kavağa gittim diyorsunuz sabah işlerimi halledip. Çok önemli o saat. Aynı gün olmayabilir. Belki de başka bir günü konuşuyorsunuzdur. Lütfen iyi hatırlayın. Şeref Hanım, ben şimdi benim iş yerim Kavak'ta. Ahırlarım ve iş. Ben mutlaka sabah buradan sonra ben kavağa gelmek zorundayım. Ben diyeyim de şimdi ikinciyi mi gördüm diyeyim. Herkes oradakiler de bilir. Bak ben zabağına veteriner geldikten sonra ben oradan bu çocuk geçti yanımdan bu şekilde diye bana dedemin yanına malları aşı yaptım diye gidiyorum dedi. Yani ben şimdi akşamına ben çocuğu görmedim. Peki bir şey daha hatırlamanızı istiyorum. Size o gün buyurun. Gördüğünüzde Sefer dayısından bahsetti mi İbrahim? Bana şimdi ben Sefer 15 sene oldu buna. Şimdi Sefer dayısından yahut da Sefer amcasından demiyor. Şimdi dedi el urba görmeye bizim orada urba deriz tamam mı? Urba'ya gidecek. Babam mı şey amcam mı abim mi dedi bir şey dedi ama geçmişini unuttum. Yalnız kavağa gittiklerini çok iyi biliyorum o gün. Ama ben bilemem ki ya o gün unutulmuş. Şimdi ben yalan haberde insanları teşvik etmeyeyim bak. Ne Sefer'i ne onu. Veyahut da bu şekilde kendileri çok iyi biliyorlar. Ama benim vermiş olduğum ifade bu vermiş olduğum ifade aynı bu ifadedir. Bir dakika, bir saniye Sayın Muhtar. Bir izin verirseniz dün o konuda ne söylediğinizi tam olarak ekrana getireyim. Çünkü dün çok emin konuştunuz Sefer'le ilgili de. Onu bir getireyim, tekrar bir hatırlayayım. Demiş olabilirim bak, demiş olabilirim. Ben söyleyince kızıyorlardı, demiş de olabilirim, dememiş de olabilirim deyince. Ne diyorsun? Ben seni konuşmuyorum. Sakin. Bak. Ben sana lütfen. Söylemedim zaten. Ben buraya söyledim. Sakin. Alo. Lütfen. Alo. Tamam Şeref İhsan Bey. Lütfen sakin olun. Bir herkes bir Şeref sakin Hanım, olsun. Ben bu çocuğunla mahcup olmak istemiyorum. Tamam. Bu çocuk orada olursa ben telefonu çekiliyorum. Size söylemedi. Çakallı'da konuşurken böyle sohbette ikindiyle akşam arası bırak, çocuğu gördüm. Dedim mi demedim? Bunu söyle. Bak yapmasın bana. Sen İbrahim'i ikindiyle akşam arası gördüm. Dedim mi demedim mi? Şimdi de sabahleyin. Demedim. Gidin. Demedim. Gidin sana şahitleri de götürürüm. Var. Söyledin ya. İkin dün ya akşam arası gördüm dedim. Sefer dayısı. Sen getir tamam aldı gel şahitleri. Bir saniye İhsan Bey. Sefer dayısıyla ilgili konu da önemli. Çünkü aile diyor ki ya da Sefer de diyor ki ben diyor oradaydım ama yeğenim kaybolduğunda İstanbul'a gelmiştim diyor. Eğer o gün size İbrahim Sefer dayımla buluşacağım, görüşeceğim ya da o da gitti alışverişe dediyse bu çok önemli de o yüzden üstünde duruyorum. Yoksa siz doğru söylemiyorsunuz demiyorum. Bak bu konuda ya Allah bir inan şu mübarek günde ağzım bağıyla 15 sene oldu. Hatırlamıyorum bak oraya. Yalnız ifadelerimde demişim de ya benim ifadelerime başvurun oradan alın dosyadan ne konuştuğumuzda doğrudur. O gün ne söylediysem o doğrudur diyorsun. Aynen doğru. 15 sene işi hatırlamayabilir. Peki 15 sene önce ikindi ya da sabahı da hatırlamıyor olabilirsin bu durumda. Doğru mu? Ya da Kerim'in yanından geliyorum değil de gidiyorum demişse onu da yanlış hatırlıyor olabilir misin muhtar? İfadelerim de başvurmuştur. İfadem neyse doğrudur. Tamam. O zaman ifaden neyse o doğrudur. Aynen doğrudur. İfadem o zamanki vermiş olduğum ifade neyse doğrudur. Tamam. Yani insanlar tabii ki 15 sene önceki olayı unutabilirler. Yanlış hatırlayabilirler. Bir kısmını doğru bir kısmını yanlış. Orada da muhtar da tamam yanlış hatırlamış olabilirim ya da aradan 15 sene geçti diyor. O zaman ben de diyorum ki Kerim'le sabah buluştuğu yanlış olabilir. Yanlış hatırlıyor. Saati yanlış hatırlıyor olabilirsin. Kerim'in yanından geliyorum değil de gidiyorum demiştir. Geliyorum hatırlamış. Olabilir insanlık hali ama bu da olabilir doğru mu?
şimdi Serap Hanım, ifademi oradan alın, ifadem neyse doğrudur. Tamam. Bunun dışında başka bir ifade vermiyorum. Tamam, tamam İhsan Bey. Ben tekrar... Bu konuda ben şimdi ya 15 senelik bir şey, ben bunu nasıl bir şey derim ki ben bunu? Ne, hiç kimseye suçlamaya hakkım yok. Bir de orada şunu hatırlatayım sana. Bak ben orada bir Kavak'ta, ilçede, burası ufak bir ilçe. Burada beni her gün muhtar deyip beni burada, ben burada esnafım da aynı zamanda. Beni bu şekilde bana hiç çıkmaya bir gerek, ne bilir ki bir çocuğu oraya çıkartmışsın, bıdı 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 bıdı. Böyle bir şey istemiyorum. Buraya geliyor, buradan akıl alıp diyor. Ben bu akıl alan bu kişiyi ben bilemem. Ve bu şekilde de ben bunu kabul etmiyorum. Ha benden bir şikayeti varsa, ben buradayım. Cumhuriyet Başsavcılığına gitsin, benim aklımı geçirmesin. Hayır muhtar, aslında o an tabii ki en büyük mülki amir olarak biz sizin bazı şeyleri hatırlamanızı, bizi yönlendirmenizi istiyoruz. Yani sorularımız bu yönde. Sizi suçlayan, niye suçlayalım? Kimse de suçlamıyor. Sadece yanlış hatırlıyor, eksik hatırlıyor olabilirsiniz. Bizi yönlendirin, bildiklerinizi bizimle paylaşın noktasındayız. Yoksa kimse... Serap Hanım, ben bu ayrı... ...bunlara ben. Çıkın televizyonlara. Bak dediğim kişiler belli. Eniştesi, amcasının oğlu, oradaki Salih, İlhan. Oğlum çıkın televizyonlara. Bunu biz bulamayız. Bulacağız. Bu şekilde gitmeyin. Ne var bunu? Karakol bulacak. Aynı bana zikri sözler bu. Ama böyle bir şey yok. Tamam sizin İhsan Bey, ama bulunması için de ekrana çıktıklarında da müsaade edin. Her şey konuşulsun. Evet. Herkesin eteğindeki taşlar dökülsün. Suçlu suçsuz ayıklansın. Orada da kimse alınmasın, gücenmesin yani. Orada da bir rahat olun o zaman. Bak Serap Hanım, ben şöyle diyeyim sana. Ben katillerin bulunmasına onlardan çok sevinen kişi benim. Tamam. Ben Cumhuriyet Savcısının yanına gidiyorum. Bak onlarda da ver bilgim. Savcılar burada. Kaç tane savcı geldiyse o savcılara da teker teker bağlayın. Diyorum ki savcı bey, bizim köyümüzde gayri meşru iki tane cinayet var diyorum. Ben gidiyorum savcıya. Bana diyor ki muhtar isim ver diyor bana. Bana bu şekilde bir savcı bana bunu diyebilir mi? Ağrında bana ne dedi biliyor musun? Daha bundan bir sene önce. Koyun adlı kamera daktır. Beyefendi dedi. Savcı diyor bana bunu. Peki bir dakika. Buyurun. Şimdi ben gerçekten dayanılır noktada olmuyor bazı şeyler. Bir savcı bana bunu diyebilir mi cümlesini bir muhtar söylüyor. Burada biz bir muhtar bunu nasıl yapabilir dediğimizde bize tepki veriyor. Sayın muhtar, 30 sene de geçse, 50 sene de geçse bu cinayeti çözmek için, kamu vicdanı için, insanların adalete güveni için doğruların ortaya çıkması gerekiyor. Herkesin de bildiğini söylemesi gerekiyor. Savcı bana bunu diyebilir mi diyemezsiniz. Alo. Serap Hanım, beni dinler misin? Serap Hanım. Buyur İhsan Bey. Serap Hanım, orada alkış yapmanın bir anlamı yok. Ben öyle kötü bir şeyle alkış yaptırmanın bir anlamı yok. Ben burada faydalı kaydı bilmem bir şeyle yapmış değilim. Ama yalnız ben savcının o gün, Salim'in ölmesindeki günü, savcına biz, bana dediyorsa bana şey getir, kişi getir, adam getir, şunu ver, bunu ver. Ya ben kimi bileyim? Biz kendimiz savcıda pazardayız. Ben kimi bilebilirim? Bana diyor ki sigara içiyor. Muhtardan dediği DNA testi diyor. Ben sigarayı bırakalı 11 sene oldu. Ben... Ya benim muhatabım değil, ben sigarasını, benden mi şüphe ediyor acaba bunlar? Ben ne şüphe ediyorsa orada niye duruyorlar? Gelsin de buraya. Biz tamam, yok. Senden yanlış yere çekmeyin, İhsan Bey, sen bu İbrahim, rahmetli İbrahim Tulu'nun iki amcası var, Seher var, Mehmet var. Onlarla evet. Aran nasıl? Bir de bu diğer Tuluklar var ya, Şerifoğlu Mehmet Tuluk, rahmetli oğlu Murat Azmi. Bunlarla ilgili aran nasıl onlarla? Aram çok iyi, güzel. Herkes de benim arayı. Kimse aram kötü değil. Bir tek Kerim'le kötü ama. Sen dedin ki benim Kerim'le hiçbir alakam yok dedin. Onunla bir alakan yok anladığım kadarıyla. Benim Kerim'le alakam yok demedim. Kerim'le dedin canım. Bak. Ben tanımam, etmem, bilmem. Çok da samimiyetim olmayan bir adam dedin. Evinde yakıncacık. Serap Hanım, Kerim'ine iyi olanlar orada. Arkadaşları, babaları arkadaşmış. Onlardan duydum ben. Bak onlardan duydum. Babaları Kerim'in arkadaş olduğunu ben onlardan duydum. Hiç bu arada bunlar, ya konuk karakol komutanı bu arada çağırın bunu bağlayın söyleyin ya. Hiç böyle bir şeyde tavabı da bulmadılar bunlar.
İfade ben vermeye giden şahsa avcı diyor ki muhtarın nesi de Kerim'i savunuyor. Avcı Bey söylüyor. Muhtar malum hakikati yokmuş. Niye savunuyormuş bunu? Efendim İhsan Bey. Serap Hanım, ben yolda kavuşursam selamun aleyküm, aleyküm selam. Kerim benden 30 yaş ufak. Benim oğlumuna. Ben Kerim'ine de samimi olamam. Oy da mı istemedin Kerim'den yani? 30 haneli köyde oy da mı istemedin? Aleyküm selam, selam. Ya benim oy istemem seni enteresan etmez ki. Ben isterim oy. Herkesin isterim. Ben muhtarım. Kerim'in zor durumunda yani nasıl alakadar eder. Çünkü ilişki biçiminizi, düzeyinizi anlamaya çalışıyoruz da o yüzden. Yoksa bize ne sizin oyunuzdan? Ben kimseden oy istemedim. Bana verecekse oyu, bana oyu verecekse halk beni severse verecek, sevmezse vermez. Benim oy istediğim veyahut da şey istemediğim, bana isterse oy verir, isterse vermez vatandaş. Peki İhsan Bey, sana teşekkür ediyorum. Ben Sefer amcasına dönmek istiyorum İbrahim'in. Sefer Bey, senin o gün o köyde olup olmadığın, İstanbul'da olup olmadığın çok merak konusu. Bize bir anlat, kaç gün kaldın köyde yengeni ve İbrahim'i köye getirdikten sonra apar topar niye İstanbul'a geldin, bir anlat lütfen. Apar topar niye geldim ben? Hasat işi bitti. İstanbul'a bir inşaata gittim ben. Tanış yani. Kaç gün sonra kayboldu? Müteahhitlerinden gittim. İbrahim kaç gün sonra kayboldu? Ben yaklaşık burada bir ay kaldım. Hayır, sen İstanbul'a... Ben İbrahim'in kaybolduğunu bilmiyorum ki ben... Sen İstanbul'a geldin. Ben düğüne diyerek geliyorum. Kaç gün sonra İstanbul'a döndün, kaç gün sonra İbrahim'in kaybolduğu haberini aldın? Ya Serap Hanım, şimdi anlatamıyor mu? Ben düğüne diyerekten geliyorum. Daha İbrahim'in kaybolduğunu bilmiyorum ki. Tamam. Sonra İstanbul'a geldin tekrar, doğru geldiğimde, mu? Geldiğimde... Ben geldiğimde İstanbul'dan döndüğümde ben düğüne diyerek geliyorum ben. İsa yeğenimin düğününü yapmak için. Peki sen Rabia yengeni ve İbrahim'i sen alıp götürmüyor musun köye? Ya o daha önce oluyor. Tamam. O Gebze'den geliyor, beraber geliyor. Ya ben anlatamıyorum bak şimdi. Bir Gebze var. Sen yengeni ve yeğenini alıyorsun Samsun'a, Muhsinli'ye geliyorsun. Orada hasat işini hallediyorsun. Tamam, doğrudur. Hasat işini hallediyorsun. Doğrudur. İstanbul'a inşaata geliyorsun, doğru mu? Evet. Ne diyorum, anlaşamıyorum mu bir türlü? Sonra sen İstanbul'dan kalkıyorsun. Ondan sonra bir ay geçiyor. Ondan sonra bir ay geçiyor aradan. Evet, bir ay geçiyor. Devam et. Bir ay geçiyor. Ben düğüne diyerekten geliyorum. Ben İsa'nın düğününü yapmak için geliyorum. Geldiğimde o akşam geççe geliyorum. İbrahim yok diyorlar. Senin geldiğin evde. Geldiğin gün akşam üzeri evet. Kaybolmuş. Doğru mu? Gece. Evet, doğrudur. Ben o zaman yoldaydım. Benim bilgim yoktu o arada. Evine geliyorsun, eşinden bu haberi öğreniyorsun. İbrahim kayboldu diye. Aynen. Sonra? Sonrası çünkü geç saatte geliyorum ki erken saatte gelmiş olsam diğer yeğenlerimi de Muhammedgil'i de görmem gerekiyor. Ben biraz geççe geldim. O gün haberi alıyorsun. Peki sen duyuyor musun Sefer Bey? Aynen. Bu en son Kerim'le buluşmuştu, beraberdi, en son gören kişi oydu diye. Kerim yeğeninle ilgili bu söylentileri duyuyor musun sen? Ya biraz önce de söyledim ben. Akşam üzeri hayvanların yanına diyerekten çıkıyor ya çocuk. Evet. Aşağıdan. Evet. Annesinin yanından çıkıyor ya. Ama hayvanların yanına gelmiyor çocuk. O kısmını anladık Sefer Bey. Kerim'le ilgili ne duyuyorsun? Benim bildiğim, benim o zamanki duyduğum muhtar kazık yapıyormuş evinin önünde. Çocuk yukarı doğru seslenmiş. Nereye bağırıyorsun İbrahim dediğinde Kerim'e bağırıyorum demiş. Benim o zamanki duyduğum bunlar. Bunu Kerim'e sordun. Ha diğer zamanlarda. Bunu Kerim'e sordun mu? O da yeğenin ya senin. Gidip sordun mu İbrahim? Ha görmedim diyor. Görmedim dedi. Hatta biz devamlı iç içeyiz. Çünkü akrabayız. Evimde benim kendi evimde
babası Kemal, benim eniştem. Oğlum dedi, çocuğu sen biliyorsun, çocuğu çıkart, adamlar düğününü rahat yapsın dedi. Benim yanımda diyor bunu. Evet. Kerim, ne diyor? Yani ki? Kendi evimde diyor. Peki Kerim ne diyor babasına? Bu? Ama biz, hayır diyor, bilmiyorum, görmüyorum. Yani bunu diyor. Babası bile. Hala biz yani onun üzerine konduramadık ki bunu yani. Hala Sadi'yi aradık çocuğu. Anası da biliyor orada bazı şeyleri, niye doğru konuşmuyor orada? Neyi konuşmuyor? Niye demedi ki o zaman biz Kerim'den şüpheleniyoruz. Kerim'den şüpheleniyoruz diye. Niye jandarmaya direktmen onu söylemiyor o zaman? Söyledik ifadelerde de, ya. İfadelerini almıştık zaten. Devamlı biz sağ diyerekten aradık çocuğu. 15 gün aradık. Evet biz yani ölecek ya da biri kaçırmış diye o amaçla aramadık. En son zaten oraya gidiyorum diye çıkıyor. Arama yalnız şeklimiz Samsun'u aramamız, Kava aramamız, benim Gebze'ye gidip Gebze'de arayışlarım, biz kesinlikle düşmanlarımıza. Ya çünkü ben diye bir aydır yoktum. Ben çocuğun hangi yolda gezdiğini bilmem. Daha önceki tanıdığım çocuk dürüst, kimseye zararı olmayan bir çocuktu bu çocuk. Evet. Peki o dedi ki canım, dedemi malını salmaya gideyim dedi. Recep'e sordum, Recep abin geldi mi dedim. Ana bize hiç uğramadı o. O baş yukarı gitmiş. Gelmemiş çocuk. Çocuk gelmemiş. Bize hiç gitmemiş. Kerim ısılı çalmış. Kerim'in yanına gitmiş. Demedi de söyledi bunu. Ben dedi, ben dedi ölmezsem ben ifadeyi vereceğim. Ya yine ya karıştırıyor ya. Ya karıştırmayayım. Şart olsun karıştırmayayım ya. Hemen dedik çocuğa sordum. Ya o kadar tamam, direktmen onu dediyse o zaman Kerim'in üzerinde durulurdu. Ben durmazsam jandarma dururdu. Kerim çocuk değil. Ben onunla Kerim benim çocuğumu kaybedendik ya. Bir dakika. Çocuk Kerim'in yanına gittiği söyleniyor. Evet. Kerim'e sorulduğunda görmedim etmedim deniliyor. Halince biz çocuğu canlı arıyoruz. Evet. Çünkü akraba olması sebebiyle hem de görmedim diyor, bilmiyorum diyor. Bu çocuk o zaman bir yerlere girdi, saklandı. Bilse söylerdi diyor. Aynen, aynen, aynen böyle oluyor yani. Şimdi çok yalnız önemli. Ceset, çocuğun cesedi bulununca o zaman da en son Kerim gördü, Kerim'in yanına gidildi. Sonra okullar bu tarafa, o tarafa dönüyor. Ondan sonra ne oldu? Bir iki tanık daha çıkıyor işin içinden. Kim buldu? Kerim'in babası buldu. Bu sefer toplam onun üstüne kalıyor. Şimdi Serap Hanım, Kerim'in babası... Niye dedi ki Kerim'e... Rabia Hanım, bir dakika canım. Kerim'in babası herkes sağ diye ararken oğluna amcanın yanında çıkar çocuğu demiş. Bunun ötesi var mı daha? Çocuk sende demiş. Yani babası yok bile yani. Bunu söyleyebiliyorsa. Yani bu doğru yani. Bu doğru yani. Çocuk Sefer Bey. Bunu kendi ailesi de biliyor. Nurcan bak. Ha. Efendim? Sizin yanınızda söylemiş. Siz bunu jandarmaya kolluk kuvvetleri ilettiniz mi? Muhtara söylediniz mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Böyle şüphelerimizi söyledik. Böyle böyle dediğini babasının söyledik biz. Peki Sefer Bey şimdi... çocuğun cesedi bulunana kadar sağ aradınız ve Kerim ben görmedim dedi, ona evet inandınız. Ceset ortaya çıktı. O da sizin yeğeniniz. Ceset ortaya çıkınca ne yaptınız? Kimden şüphelendiniz? Kimden şüphelendik? Ya bütün köyden şüphelendik biz o zaman. Biz zararsız çocuğu. Yani kim ne yapar dedik bütün yani. Köyden bizim düşüncelerimiz buydu. Şimdi bütün ceset... köyden şüphelenilmez. İlla ki bir iki kişi vardır daha çok şüphelendiğiniz. Ceset ilk bulunduğunda herhalde İsa Bey sizden kimlik tanıklığını siz mi yapmıştınız? Yoksa kim yapmıştı? Benden aldım. Olay yerinde. Sormuşlar şimdi, kimseden hocam, şüphelenmiyorum demişsiniz o ceset bulunduğu zaman. Hiç yok. Kimseden şüphelenmiyorum demişsiniz. Kimlik tanıklığını kim yaptıysa o şimdi şöyle yapalım. Oldu hocam. Nasıl oldu Sefer? Serap Hanım, o şimdi şöyle oldu. Bizim oraya gittiğimizde derken şimdi arama yaptığımızda dahi hani sağ aradık ya biz çocuğu. Evet. Kot pantolonlu, spor ayakkabı, kırmızı penye. Çocuğu aynı vaziyet ben orada gördüm. Başka kim olabilir? Kim olabilir? Başka hayır. Kayıp da yok çevrede. Kim öldürmüş olabilir? Husumetliniz var mıdır diye sormuşlar. Husumetlimiz var ama cinayet için kimseden şüphelenmiyoruz diye ifade verilmiş. Böyle bir ifade verilmiş. Yani. Orada mı verilmiş? Evet böyle bir ifade verilmiş. Yani bu çocuğun cinayeti örtbas mı edilmeye çalışılıyordu?
kimseden şüphelenmiyoruz. Evet. Sonradan da bir o şüpheli kanlılarımız mı o mu bu mu? Peki sen bu cinayet ortaya çıktıktan sonra da Sefer Bey, yeğenin Kerim'e bir daha sordun mu? Oğlum en son seninle görülmüş, bir sıkıştırdın mı, onunla konuştun mu? En son görülmüş diye söyleneni ben o zaman direkt kanıt olaraktan bunu söyleyen yoktu ki. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuyu şu sebeple açtım. Şeyin maktulün yakınları, ölen çocuğun yakınları biz kimseden şüphelenmiyoruz derken bulan Kerim Seyen'in babası bütün bu husumet işlerini, kan davasına en ince ayrıntısına kadar kimin kimi öldürdüğünü jandarmaya o anlatmış. Yani adeta yönlendiriyor. Bakın o öldürmüştür. Sakın ha Kerim'e bakmayın. O öldürmüştür. Şeklinde. Yani ifade aynen böyle. O zaman hocam programın başında dedim ya ben. A. Evet. Kan davalılar. B. Aslında kan davalıların öldürdüğünü düşündürtecek şeyler yapıp söyleyip başka birisi öldürdü. Ama meselesi neydi? Evet yani gerçekten şöyle bir kronolojik olarak baktığımızda avuç içi kadar köyde Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Muhsinli köyünde 89'da bir cinayet işleniyor. O cinayetin faili 1999'da başka bir cinayete kurban gidiyor. İlk cinayete kurban giden Dilaver T'nin oğlu 2004 yılında cinayete kurban gidiyor. 10 yıl sonra 2014 yılında Salim Gadiş cinayeti meydana geliyor. Çok acayip ama özellikle de İbrahim Tuluk ve Salim Gadiş cinayetleri faili meçhul kalıyor. Ta ki konu burada açılıp da iki cinayet dosyası acaba aynı kişi tarafından işlendi ya da kişiler tarafından işlendi noktasına gelene kadar. Tabii ki konuşacağız ama önce bir araya gidelim efendim. Evet bugün de vaktimiz doldu efendim. Veda etmek zorundayım. Daha konuşacak çok şey var gerçekten. Ama neredeyse dosya daha yeni açıldı diyebilirim size. Evet. O kadar yani. Gözünüzü korkutmak istemiyorum. Çok da isim var belki ara ara karıştırıyorsunuz ama zamanla oturacak efendim. Çünkü daha konuşacak çok şey var. Evet ben çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Yarın saat 13.30'da yine TV8 ekranlarında buluşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.